Ben okumayı çok sevdiğimden dolayı eski kitap koleksiyonumdan kitap biti kapmışım. Sonra da sabaha kadar haşhaşhaş her tarafım kıpkırmızı olmuş. Hep bu entelektüellik belası yüzünden ne yapacağım? Yıkandın geçti mi bari? Evet efendim. Vücudumda benden başka bir organizma yaşamıyor. Şu anda boşum teke. İyi bari. Tek başına sana bile zor tahammül ediyoruz. Tevfik. Latife ediyorum canım. Diyorum ya, acaba diyorum ya. Bu avukat beni öldürecek diyorum kedi kedi. Ha, bunlar Antep'ten gelmiş hemşerim. Sadece Tal yollamış. Bizim yazdıklar. Ha, yaz için. Yalnız bu ara durup dururken bir rüzgar çıkayı, tozağı üfürü dikkat edin ha. Söyleyeyim de benden çıksın. Yaylaya çıkılır değil mi? Ne güzel, sepserindir. Yazın, Trabzon'da. Çözdüm, çözdüm. Aç bakalım Makbule. Makbule, ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Asla böyle bir şeye taviz veremem. Allah Allah. Bu ne lan? Vur abi, bırakın Allah aşkına ya. Ne var ki o? Bir dakika hemşerim ya. Benim filan açılacak. Elin hamuruyla karışma sen. Elimin hamuruyla mı? Kaygana. Ben mi? Karadeniz'de yaparlar. Hamur deyince aklıma geldi. Anne bak ne çıktı. Babamın avukat cübbesi. Hayda, Sacit yanlışlıkla yollamış onu. Davaya girmiyorum ki. Ne yapacağım cübbeyi? Ay, toz içinde. Baksana ayol. Kuru temizlemeye verelim de kaldıralım. Yılların anısı var. Efendim, isterseniz ben kuru temizlemeye götürebilirim. Benim hemen yolumun üzerinde efendim. Aman aman, bomba sanıp cübbemi de patlatmasınlar da. Aşk olsun avukat bey. Her olayı unutuyorsun, o olayı unutamadın mı? Anneannemin 80 yıllık gelinliği siz teslim aldıktan yarım saat sonra fünye ile patlatılıp paramparça oldu. Nasıl unutalım Burhan Bey? Teşekkür ederim Makbule, hafızamızı yenilediğin için. Avukat bey, ben bu cübbeyi ne olursunuz alayım, kuru temizlemeciye götüreyim. Size ve Türk adaletine gerçekten saygı duyuyorum. Emrinizdeyim efendim. İyi, verin götürsün. Yoksa sabaha kadar konuşur. Sağ ol efendim. Biraz. Hayda, nasıl bir yaban bu? Şöyle güzel pişmişlerinden bir tane ver bakayım. Tamam. Şöyle, şu. Buyurun. Hı. Al bakayım. Yok, estağfurullah hakim bey. İkramımız. Hakim bey mi? Adalet her zaman mülkün temelidir. Bunu unutma. Merhabalar. Buyurun, hoş geldiniz hakim bey. Hoş bulduk ya. Vallahi ha. Ya ben de cübbemi böyle temizletmeye gelmiştim ama... Zevkle efendim, emriniz olur. Aa, Selim Hanım, bu nasıl bir konuşma? Demokrasilerde hiçbir zaman emir yoktur. Mahkeme vardır, hak vardır, hukuk vardır. Doğru söylüyorsunuz efendim. Biz bir hukuk devletiyiz, bunu unutma. Doğru efendim, haklısınız. Şunu da bir indirim yapar mısın be hacı? Bir kıyak yapsaydın mı lan? Tamam efendim, şöyle yaparız. Siz cübbenin yanında bir parça daha getirirsiniz. O da bizden olur. İyi o zaman bende bir eski kaşmir bir kazak vardı. Onu getireyim, hediyeydi bana. Kuru temizleme filan yazıyor. Onun içinde yıkanmıyor, leş gibi de kokuyor. Onu getirirsen bedava temizler misin evladım? Görevimiz efendim. Allah'ım yarabbim, bu çocuk nedir ya? Herkes senin gibi hukuka saygılı olsaydı kolluk kuvvetlerine gerek kalmazdı. Doğru muyum? Bey alayım efendim. Ne bileyim ya. Biraz kalsın üzerimde. He? Kazaklı falan beraber getirin, beraber temizletiriz. Hadi görüşürüz. Merhaba. Bir kahve alayım canım. Tabii hakim bey. Borcumuz... Estağfurullah hakim bey, ikramımız. Tamam, zaten. Çok teşekkür ederim. Hukuk her zaman evimize lazım, bunu unutma. Pardon hakim bey.
Evet. Şey, ben geçen ay kardeşime bir vekalet vermiştim de... Evet. ...gidip babadan kalan evi satılığa çıkarmış. Evet. Şimdi biz üç kardeşiz. Evet. Bu durumda ablamın imzası olmadan... Ya kardeşim, sen bedava benden hukuk tavsiyesi mi alıyorsun? Evladım, bu meslek değil mi? Ayıp olmuyor mu şimdi? Ben senin kafende bedava yiyip içiyor muyum bir defa? İçiyorsunuz işte. Terbiyesiz, sırnaşık. Vallahi tokmağı bir kırarım senin kafanda. Afan afan dağılı seni. Kalemi bir kırarım, seni hiç kimse kurtaramaz. Hukuka her zaman saygılı olacaksın. Yoksa seni hücrede biliyorsun. Biz hakim milleti biraz. Anlıyorsun. İyi günler. Bu durumda ev sahibini evden atabilir mi hakim bey? Ya ben bilmiyorum şekerim, gerçekten. Peki benim sigortamı hiç yatırmadılar diye dava etsem ne olur? Gerçekten benim gitmem gerekiyor. Ben hiç anladım konuları. Beyefendi, hakim bey bunaltmayın. Önce ben boşanmada mal paylaşımı konusunu ya, sordum. Tamam kardeşim, ne dayanıyorsun o zaman? Dayanamıyor maddine mi? Yapmayın ama. Hakim bey, kim haklı şimdi hukuken? Ya ben bilmiyorum. Ben hakim değilim ya. Oo hakim bey, Kaplan bey, hakim bey. Öyle mi? Oo, hoş geldiniz hakim bey. Oo, Kaplan bey hoş bulduk. Sağ olun efendim. Evet. Ben şimdi lekeli kaşmir kazağımı getirdim. Yalnız bu çok önemli. Ya. Şahika Koç Arslan'ın hediyesi. Tamam. Kaşmirdir çünkü. Hiç merak etmeyin siz. Biz bunu hallederiz hakim bey. Merisi efendim. Yalnız bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben hakim değilim. Bir arkadaşımın cübbesi bu. Ben sadece moda mesajı vermek için giydim. Hakim değil misiniz? İdare müdürüyüm ya. Hadi ya. Evet ya. Benim kazakla şey, cübbe ne zaman hazır olur? Yarın gel al. Hemen seninle benimle mi olduk? Evet. Çocukla ilgilen yavrum. Çocuk? Tıfır. Kaplan kur temizleme. Evet. Ay anasını ya. Kürkümü. Ay anasını. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağı.